Aslında çok dert etmemek lazım. İnsan, her insan öldüğü zaman toprak sahibi oluyor. Bu kadar da dünyanın derdine düşmüş gönüllerimize belki iyi gelir diye bugün size muazzam bir adamdan bahsedeceğiz. Bu muazzam adam her hafta bizim sohbetlerimize de gelen bir adam. Buraları bizim inancımıza göre, bizim gördüğümüze göre çok rahat aşmış, bize de örnek olacak bir adam. Her hafta sohbete gelmekte ne var diye düşünebilirsiniz. Fakat yürüme engeli olan, kollarını hatta vücudunun birçok azasını kullanmakta zorluk çeken bir adam Halil. Halil neredesin Halil? Halil şurada. İnsan tabii belki bizler biraz daha genç olduğumuz için çok fazla sevdiklerimizi toprağın altına gömmedik bu zamana kadar. Onların buralarda yatmasına pek alışık değiliz. Ama bir yandan da insanı mutlu hissettiriyor mu? Hissettiriyor. Bir yandan iyi ki bu hakikatlerin içindeyim dedirtiyor mu Halil? Bana çok dedirtiyor, dedirtti. Halil her hafta kardeşiyle, Yakup'la beraber engel tanımadan, manilere rağmen bahaneler üretmeden sohbete gelip giden bir adam. Halil'in bizde yeri çok büyük. Biz istiyoruz ki, yani şöyle, onların gayretinden istifade etmek istiyoruz biz. Seni de zorlamamak yani. Tabii canım. Yani her hafta buraya sohbete gelen adamlar Halil gibi o halde. Şimdi bir şeyini söyleyeyim de, Halil ona çok şey derdi, o sözünü de ben çok severim. Bazen gelirlerdi, bize misafirler gelirler, yakınları vefat edenler veya hastası olanlar. Derlerdi ki, ya acı hastamıza, yakınımıza dua edin de biraz rahat, belki şifa bulur sizin duanız. Rahatsızsınız, duanız geri dönmez. Veyahut da başka şeyden olanlar olurdu. Halil ne dedi öyleyim? Beş vakit abdestini, Ali namazını kılayım derdi ve Kur'an okuyayım derdi. Yok derlerse, o ne derdi, benim duamla kurtarmaz derdi. Önce dedi, o insan dedi, Allah'a karşı görevini yerine getirsin. Ondan sonra bir kuldan dua beklesin. Allah'a karşı görevini yerine getirmeyen, benim duam ne kurtaracak onu derdi. Zaten o arada videolarda da izleyeceksiniz Halil'i. Namazlarını kılan, oruçlarını tutan, engelli olduğu için isyan etmeyen. Hatta biz böyle Halil'le konuştuğumuzda bazen sohbette tekerlekli sandalyesiyle böyle yanımda otururdu. Biz böyle yer sohbeti yapardık, dizlerim üzerine çökerdim. Böyle oradaki gençlere bakardı. Bazen o sohbetin hararetine kapılıp derdim ki Halil derdim ya işte şu hakikatlere binaen. Şimdi sen mi rahatsızsın, bu adamlar mı rahatsız? Dediğim zaman abi onlar rahatsız derdi. Niye? Çünkü ölümü unutmuşlar. Ahireti unutmuşlar. Uzuv ve azalarını düzgün kullanabilmeleri onlara bir dezavantaj olmuş belki de. O azalarıyla günah işleyip Rablerini, sonsuzlarını belki zevkle kaybedecek bir hayat yaşıyorlar. Ama bir de bana bak abi. Ben belki onlara göre rahatsız, engelli gibi görünebilirim ama ben bu halimle şükrediyorum ve günahlardan uzak duruyorum ve kısa bir dünyada belki kaybediyor gibi görünsem de ebedi bir hayatı kazanıyorum. Böyle bu çerçevede bize konuşurdu, nasihat ederdi ve bugün ben inanıyorum ki kazananlar oldu. Niye? Çünkü Halil'in çok ilginç bir vefat durumu var. Yani ben de çok rahat edemedim. Şöyle bir yere otursam nasıl olur? Halil'in böyle vefat etmeden önce bir rahatsızlık süreci oluyor. Ve bu süreçte hastaneye tabii yatırılıyor. Bir enfeksiyondan dolayı. Orada babası o son anlarını bize anlatıyor. Zaten belki Abdülkadir abiyle de gidip konuşabiliriz. Hani bu adamlar bizim devamlı dizimizin dibinde devamlı her hafta sohbete gelince artık bir süre sonra şey yapıyorsun. Artık onların o kahramanlığına, fedakarlığına da alışıyor insan. Ya devamlı sana biri bir ikramda bulunsa vermeyince garipsersin. Verince artık alışırsın ya. Bu adamlar da böyle. Yani nasıl büyük bir fedakarlık yapıyorlar? İşte biz bu sağlığımıza, saatimize onu pek anlayamıyorduk. Ama onun o fedakarlığının bir numunesini Allah vefat etmeden önce bize gösterdi. Ve Halil zikir çeke çeke, babasının beyanıyla, anlatmasıyla zikir çeke çeke o gün ölüme böyle yavaş yavaş hazırlandı. Böyle başını kaldırdı. Baba dedi, çok güzel şeyler görüyorum. Yani şu an bilmiyorlar. İnsanlar neyi kaçırdıklarını bilmiyorlar. Bilseler yapmazlar, ahmak bunlar dedi diyor. Böyle gözlerini tavana dikti ve sanki orada bir şeyleri görüyor gibi böyle. Bilseler yapmazlardı. Bilmiyorlar dedi. Ve sonra babası tabii, oğlum diyor, hani neler görüyorsun, neler yaşıyorsun. Baba sır söyleyemem ama 3 tane benim bildiğim, hatırladığım veya 2 tane beyaz kıyafetli adam geldi. Beni giydirdiler. Beni çok gitmek istediğim bazı yerler var, oralara götürdüler, gezdirdiler. Bana oraları gösterdiler. Baba burası çok güzel dedi diyor. Tabii bu sırada tahlilleri de yapılıyor Halil'in. Sağlık durumu çok iyi.
Ama diyor ki baba diyor ben gideceğim diyor artık. Oğlum nereye gidiyorsun? İşte biz sana bakmıyor muyuz? Biz sana yanlış bir şey mi yaptık? Nereye gidiyorsun? Baba ben gideceğim dedi diyor. Doktor tabii o sırada geliyor işte Halil'in tahlilleri iyi falan dediği sırada tayyi mekan ya Rab dedi diyor. Tayyi mekan. Ne demek? Mekan değişikliği. Artık mekan değişikliği istiyorum ya Rab. Yani oralarda öyle bir şeyler gösteriliyor ki onun iştahını, muhabbetini arttırıyor tabii Cenab-ı Hak. Onlar diyor geldiler, beni gezdirdiler. Babası da tabii buna mukabil işte sen nereye gidiyorsun oğlum deyince baba vallahi benim gördüklerimi sen görsen sen de gitmek isterdin diye diye zikir çeke çeke toprağın altına girmiş bir kardeşim Halil. Allah bize de böyle ölümler nasip etsin. Bence gidip bir de tabii şeyden de dinlesek iyi olur. Son işte vefat eder. Bir gün önce şeye konuştuk. Bir tane arkadaşımız var dedi. Zirayla İslam üzerine. Dedim abi duvarda sorgulamaya başlamış. Bizim kardeşlerden cevapların inşallah dedi. İnşallah düzelecek o dedi. Kimse de hiç umudunu kesmeyebilirdi. Ama gurur verici. Üzücü bir yeri yok. Bize de öyle ölüm nasip olur mu? Vallahi şeyi biraz yüksek tuttu. Çıtayı biraz yükseltti değil mi? Çıtayı biraz yüksek tuttu. Ve biz buraya kabir videosu çekmeye geldik. Kabir videosu çekmeye gelmişken dedik Halil'i de görelim. Şu an toprağın altında gitmeden önce ona gösterilen bir alem var ki bu noktada Halil de yalnız değil yani bunun çok örnekleri var. Vefat etmeden önce böyle o alemi seyreden çok fazla örnekler var. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu noktada bize orası cennet bahçelerinden bir bahçedir dediği eğer müminse cennet bahçelerinden bahçedir dediği bir alemde şu an ne yaşıyor acaba? İçeride ne hissediyor acaba? Sadece vefat etmeden önce gördüğü alem bu kadar güzelse acaba şimdi içeride aşağıda neler yaşıyor yani. Bazen bir sevdiğin yatar, böyle uyur, sen bakarsın hiçbir şey yokmuş gibi zannedersin ama o rüya aleminde bile bambaşka yerlere gider ya. Şimdi burada sen ya yatıyor diyorsun mesela, ölmüş, vefat etmiş olsun ama onun orada sabit kalıyor olması, gördüğü gerçeklerin ortadan kalktığı anlamına gelmez ki. Orada kim bilir neler görüyor, neler yaşıyor. Tabii bu noktada da ilgili bize bilgiyi, biz hiçbirimiz oraya girmediğimiz için oranın en iyi söz söyleyeni beşer olarak Allah Resulü söylüyor. Bilen konuşuyor, o bildiği için en doğru bilgiyi de bize o aktarıyor ve Halil'in belki şu an birçok noktada gezdiğini, belki şu an burada bizi dinlediğini biz hadislerden okuyabiliyoruz. Dolayısıyla o bütün o imtihanlarında her hafta mücadelesiyle, namazlarıyla, okumalarıyla bize örnek oldu. Hatta bazen böyle terlerdik. Sohbet bittiğinde ben böyle terlemiş oldum, yorulurdum, boğazım ağrırdı. Halil'in yanına giderdim, Halil nasıl oldu falan derdim. Ahmet abi biraz daha nefsimize vursaydın derdi böyle. Millet böyle sohbet bitince kaçışırdı. Halil engelli olduğundan durmazdı orada yani. Halil orada kalmak için yine devam etsen yine de dinleyebilecek bir potansiyelde bir adamdı. Şimdi aldı işte. Ne verdi? 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl. Kaç yaşında vefat etti? 24-25 yaşında vefat etti. Verdiğine mukabil kazandıklarını görsek belki şu an bizi gözümüzü kırpmadan vereceğiz yani. Diyor ya eskiler 250-300 yıl ömrü olanlar, 500 yıl ömrü olanlar, zaman gelecek 50 yıllık insanların ömrü 50-60 yıl olacak dediklerinde. 50-60 yıl, hani 500'e nazaran. Vallahi biz 50-60 yıl ömrümüz olsa biz hiç namaz, ibadet, hiçbirini aksatmadan sürekli ibadet eder, Allah'ımızı hamd ederdik. Yani 50-60 yıl bu kadar kısa, basit bir süre. Yani o onsuz böyle gelip gitmek... İlk zamanlar zordu. Nasıl? İlk zamanlar bayağı zordu. Şimdi baktım... Artık bu yükü birinin çekmesi lazım, mecbur omuzu altına mıydı? Şimdi hiç zor gelmiyor. Değil de duygulanmaya bir süre. Hiç. Sadece... Ya olsa iyi olur. Ne ya, ne güzel olur değil mi? Tamam ne yaparım. Tamam var gibi düşünelim. Zaten belki bizden zaten daha iyi de. Evet. Var ya düşünelim. Senin o şeyi unutamıyorum hiç. Böyle vefatına haber verdin ya bana. Aradın. Kutlu abi dedim. Bayağı zor ya. He ya. Bugün biz gelemeyeceğiz dedim. Ne oldu Yakup işte rahatsız mısınız? Tabii ben sohbete gelmeyi istiyordum. Tatlı yine de. Gelene de konuşmuştuk. Terhane bir tek gideceğim falan diye bir şeyler dedi. O Halil mi dedi tek gideceğim diye? Sonra birini götürecek birini bulursun falan dedi. Babam yanında kalıyor diye. Sonra baktık. Şimdi son hafta buraya geldiğimizde son gün sohbetmiş. Sonraki salı günü bitti. Bence havada kararıyor zaten. Yavaş yavaş şöyle bitirebiliriz. Biz Halil vefat ettiğinde yıkamasına girmiştik. Ve orada ben kendi şahsım adına çok güzel bir... Hani bir tek ben mi hissediyorum acaba dedim. Bizim ekipten birkaç kişiyle gittik. Herkes aynı fikirdeydi yani.
Yüzü böyle tebessüm. O dersinde bir insan vefat etmiş, ölü yıkanıyor dersinde mi? Çoğu kişi girmek bile istemez. En sevdikleri bile o belki kaçar yani bazısı. Ama çok güzel böyle insana huzur veren bir ortam vardı. Yüzü böyle tebessümlü, ortam böyle naif, tatlı bir hava vardı. Ve bu şekilde böyle ömrünü geçirip sonra da kabre girmiş bir adam yani Allah'ın izniyle. Ama şu dünya sanki salmıyor da ondan giremiyor gibiyiz. Sanki o aleme geçmek. Aslında hepimiz içten içe biliyoruz ki öyle bir yer olsun, aradığımızı bulalım, tatmin olalım ama sanırım içeride nefis de salmıyor. İşte onun için de bir mücadele gerekiyor. En az şöyle Halil'in yarısı kadar belki mücadelemiz olsa emin olun çoğumuz kazanırız yani. Allah bize onun gibi mücadele etmeyi nasip etsin. Seviyoruz seni. Allah'a emanetsin. İnşallah oralarda kavuşmak, güzel bir yerde kavuşmak nasip olur. Allah razı olsun. El Fatiha.